Yazılım, biyoloji ve edebiyat biliminden çok fizik ve matematik bilimine benzer. Bir konuyla ilgili problem çözmeden, benzer problemlerle karşılaşmadan, sadece kitaplardan okuyarak o konuyu çok iyi bir şekilde öğrenemezsiniz. Sadece ezberlemiş olursunuz, bu da sizin konuyu kısa bir süre sonra unutmanıza sebep olur. Bunun dışında geriye kalan öğrenim metotları, yöntemleri tamamen size bağlı. İsterseniz pratik yaparsınız, İsterseniz mevcuttaki sorunları çözmeye çalışırsınız, isterseniz projeler üzerinden ilerleyebilirsiniz. Bu bölümde sizinle online yazılım kursları ile ilgili deneyimlerimi paylaşacağım, tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle eğer size enerjim düşük geliyorsa, sesim kötü geliyorsa kusuruma bakmayın. Biraz hastayım ama yine de video paylaşmak istedim çünkü 2 haftadır video paylaşmıyorum. Daha fazla ertelemek istemedim. Kurslarla ilgili bilgi vermeye başlamadan önce size bir iki tane tavsiyede bulunacağım. İlk ve benim için en önemli tavsiye, bir kursu neden aldığınızı bilin. O kursa başlamadan önce o kursun sizin amacınıza hizmet edip etmediğinden emin olun. Çünkü siz o kurs için bir çaba, emek sarf edeceksiniz. Zaman harcayacaksınız. Belki de para harcayacaksınız. Verdiğiniz bu tüm şeylerin karşılığını alacağınızdan emin olun. Kendi seviyenize göre bir kurs alın. Başlangıç seviyesindeyseniz tutup da ileri seviye bir kursa başlamayın. Farklı farklı alanlardan başlangıç seviyesinde kursları tamamlamayın. Tabii ki de farklı farklı alanlarda bilgi sahibi olmanız güzel bir şey. Ama ben bir iş verersem sizin bir alandaki bilginizle ilgilenirim. LinkedIn profilinize girdiğimde ya da CV'nize baktığımda hem iOS bildiğinizi, hem Android bildiğinizi, hem Machine Learning bildiğinizi, Python, SQL ve görselleştirme araçlarını bildiğinizi yazmışsanız ve tecrübe yılınız 1-2 yıldan azsa sizin iddia ettiğiniz hiçbir şeye inanmam. Bunun yerine sadece 1-2 tane, eğer veri bilimci işe alacaksam tabii, sadece 1-2 tane Python, SQL ile ilgili bilgisini iddia eden kişiyle görüşürüm, onu değerlendirmeye alırım. Çünkü bir insan bir yılda ancak bir alana odaklanabilir, o alanda biraz uzmanlaşabilir. Başlangıç seviyesindeyseniz her şeyden biraz yapmayın bence. Bir alanı seçin, o alanda uzmanlaşın. Zaman geçtikçe zaten merak ediyorsanız ne bileyim iOS'tan da başlangıç seviye alırsınız. Android'den de full stack tarafına da bakarsınız. Ama veri alanına yönelecekseniz ilk olarak orada belirli bir seviyeye gelin. Bu işverenler için bence çok önemli. Özellikle Avrupa'da siz karşı tarafın istediği şeyleri karşılıyor olsanız bile başka şeyler de biliyorsanız sizi işe almak istemiyorlar. Çünkü ihtiyaçları olmayan bilgiye para vermek istemiyorlar. İkinci tavsiyem İngilizce ile alakalı. Eğer İngilizceniz iyi seviyede değilse ve IT dünyasına yabancıysanız kendi ana dilinizle kursu öğrenmeye başlayın. Çünkü zaten size her şey yabancı gelecek, zaten karmaşık gelecek. Bir de İngilizce çeviri yapmaya uğraşırsanız hem onu anlamadığınızı düşünürsünüz hem de çok daha kısa sürede sıkılırsınız. Bu yüzden ilk olarak temel şeyleri oturtmak için kendi ana dilinizle araştırmalar yapın. Kendi ana dilinizle öğrenmenizi tavsiye ederim. Tabii ki de belirli bir seviyede İngilizce biliyorsanız, belirli seviyede bir IT altyapınız varsa, ben translate yaparım diyorsanız da çok daha fazla kaliteli kaynak var. Zaten bunlara odaklanabilirsiniz. Kurslarla ilgili bilgi vermeden önce size şu uyarıda bulunmak istiyorum. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla ve YouTube'da gördüğüm kadarıyla herkes kendi alanıyla ilgili geri bildirimlerde bulunuyor. Ben veri bilimiyle ilgileniyorum. Bu yüzden size tavsiye edeceğim kursların çoğu bu alanda deneyimlediğim kurslar olacak. Full stack'çi size o alanda tavsiyelerde bulunur. Android, iOS dünyasında çalışanlar size o alanda tavsiyelerde bulunur. Bir kişi tutup da size bunu bilmeniz gerekiyor diyorsa ve siz veri alanına odaklanacaksanız o şeyin veriyle ilgili olup olmadığını önce öğrenin, ona göre ilerleyin. Benim de tavsiye edeceğim alanlar daha çok veri ağırlıklı platformlar ama yine de hepsini içeren birkaç platform da var, Coursera gibi. Onları şöyle bir check etmenizde, kontrol etmenizde sizin için yarar vardır diye düşünüyorum. Evet, ilk olarak Instagram hesabımda zaten en çok sevdiğim 3 platformu paylaşmıştım. Bunlardan başlayalım. İlk olarak DataCamp. Bildiğiniz gibi DataCamp çok ünlü bir platform ama aynı zamanda çok pahalı bir platform.
Bunun yerine size çoğu özelliğini barındıran Kaggle'ı tavsiye ederim. DataCamp'te kurslar nasıl işleniyor? İlk olarak kursun başında size video izletiyorlar, konuyu anlatıyorlar. Daha sonradan ekranın sol tarafında ipuçları veriyorlar. Konuyla ilgili metin olarak anlatımlar yer alıyor. Sağ tarafında da ise bu anlattıkları şeyleri sizin kod yazarak deneyimlemenizi istiyorlar. Ara ara test gibi sorular da karşınıza çıkabiliyor. Onun dışında projeler var. Siz konuyu tamamen projeyi yaparak da öğrenebilirsiniz. Ama projeye başlamadan önce neleri bilmeniz gerektiğini bir kontrol edin derim. Çünkü bazı projeler ileri seviye olabiliyor. Bu kursları tamamladıktan sonra projeye geri dönebilirsiniz. Aynı zamanda zaten projeyi yaparken de takıldığınız yer olursa, bilmediğiniz bir konu olursa kurs sizi direkt o eğitime yönlendiriyor. Bunun dışında DataCamp içerisinde sınavlar var. Bu sınavları yaparak hangi konuda, hangi alanda, hangi seviyedesiniz bunları görebilirsiniz. Telefonunuza indirdiğiniz bir app sayesinde de günlük olarak pratik yaparak konuları unutmamanızı sağlıyor. Geçelim Kaggle'a. Kaggle benim en sevdiğim platform demiştim. Çünkü çok fazla yararlı şey içeriyor ve aynı zamanda ücretsiz, bedava ve insanların işe girmesini de inanılmaz kolaylaştırıyor. Kaggle'da GitHub'daki gibi profil oluşturuyorsunuz. Bu profil üzerinde bitirdiğiniz projeleri, Kaggle üzerinde neler yaptığınızı gösterebiliyorsunuz. Bu sayede de bir işe başvurduğunuz zaman profilinizi paylaşıyorsunuz ve bildiğinizi iddia ettiğiniz şeyleri kanıtlayabiliyorsunuz. Kanıtlayamayan adaylara göre de tabii ki de ön plana geçmiş oluyorsunuz. Kaggle üzerinde para ödüllü yarışmalar oluyor. Bu arada ödül miktarı gerçekten çok yüksek olabiliyor. Kendinizi bir tık geliştirdikten sonra buradaki yarışmalara katılıp güzel paralar kazanabilirsiniz. Kaggle biraz önce bahsettiğim gibi DataCamp ile aynı. Bir konuda kurs almak istiyorsanız ücretsiz olarak kursları var. Bu kursları açıp kendiniz pratik yaparak öğreniyorsunuz. Geçelim Udacity'ye. Udacity, Udemy ile karıştırılıyor ama Udemy'den daha çok bir okul gibi. Neden okul gibi diyorum? Çünkü Udacity projelerini tezlere benzetiyorum. Bir tez yazdığınız zaman onun ne kadar miktarının alıntı içerdiğini, çalıntı olup olmadığını kontrol ettiriyorsunuz. Aynı şekilde Udacity'de yaptığınız projelerde yapay zeka tarafından çalıntı olup olmadığına dair kontrol ediliyor. Udacity'den aldığınız sertifika bu yüzden çok önemli. Çünkü aldığınız sertifika sizin gerçekten o konuyu bildiğinizin kanıtı oluyor. Udacity'de de aynı diğer kurslardaki gibi ilk olarak video izletiliyor. Daha sonradan arada quizlerle, testlerle sizin bilginiz size hatırlatıyor. Udacity'nin diğerlerinden farkı ise her bir bölüm için son tarihinin olması. Belirtilen sürede siz o kursu, o bölümü, o projeyi bitirmek zorundasınız. Aslında bu bir taraftan olumsuz bir şey ama bir taraftan da sizin konudan kopmamanızı sağlıyor. Hiçbir şekilde kursa ara veremiyorsunuz. Bu da sizin her şeyi hızlıca unutmamanıza sebep oluyor diyebilirim. Udacity'nin olumsuz tarafı ise birazcık pahalı olması. DataCamp'ten de pahalıydı bildiğim kadarıyla. Ama kalite olarak canlı insanlardan, mentorlardan direkt destek alabildiğiniz için, diğer öğrencilerle iletişime geçebildiğiniz için kalite olarak DataCamp'ten daha iyi diyebilirim. Coursera'dan bahsederim. Burada ücretli kurslar da var, ücretsiz kurslar da var. Bazı üniversiteler tamamen hayır olsun diye gerçekten ücretsiz olarak kurs açıyorlar. Ve bu bazı üniversiteler dediğimde Harvard, Oxford, MIT, Rice Üniversitesi gibi çok kaliteli üniversiteler. Size tavsiyem Coursera üzerinden de bu ünlü üniversitelerin kendi eğitim sayfaları üzerinden de bedava kurs olup olmadığını araştırmanız, öğrenmeniz. Çünkü hem gerçekten sağlam kaliteli profesörlerden eğitim almış oluyorsunuz hem de bunun için hiç para ödememiş oluyorsunuz. Bazen sonunda sertifikayı almak istiyorsanız para ödemenizi istiyorlar. Ama bence burada sertifika hiç de önemli değil. Önemli olan sizin çok kaliteli insanlardan kaliteli bilgiler öğrenmeniz. Ben Coursera üzerinden finans eğitimi almıştım yaklaşık 3 yıl önce sanırım. Udacity'yi de aynı şekilde 3 ya da 4 yıl önce kullandığımı hatırlıyorum. Bu yüzden birçok şey değişmiş olabilir. Çok daha güzel özellikler eklendiğini duymuştum. Takip edin derim. Kendi üniversitelerimizden de Boğaziçi'den, ODTÜ'den veriyle alakalı kurslar alabilirsiniz. Ama maalesef bunlar için de güzel bir para ödemeniz gerekiyor.
gelelim Türkiye'nin gururu olan, artık global çapta kullanılmaya başlamış platform olan Udemy'ye. Udemy gerçekten çok fazla kaynağın bulunduğu, çok fazla seçeneğin bulunduğu bir platform. Ama olumsuz tarafı, insanlar video izlerken sıkılıyor, 16 saatlik, 24 saatlik eğitimler olduğu için kopuyorlar. Bu yüzden Udemy'den aldığınız eğitimi veren kişiden kişiye değişiyor. Bazı hocalar size ara ara proje gönderiyor, ara ara ipuçları veriyor, sizi bir şekilde o videoya bağlı tutuyorlar. Ama bazı hocalar sadece kurs verdiği için siz o videodan sıkılıyorsunuz, kopuyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu yüzden eğer iradeliyseniz Udemy gerçekten tavsiye edeceğim bir platform. Aynı zamanda videonun başında İngilizce konusundan bahsetmiştim. Udemy çok fazla Türkçe, çok fazla ana dilinizde kurs bulabileceğiniz bir platform. Onun dışındaki platformlarda maalesef direkt olarak Türkçe kaynaklara çok hızlı bir şekilde erişemiyorsunuz. Udemy'de hem İngilizce konusunda hem de çeşitli kaynak konusunda tavsiye edeceğim bir platform. Ve YouTube. YouTube zaten derya deniz arkadaşlar, her konuyla ilgili video içeriği var. Ama ben genelde YouTube'u direkt bir kursu almak için değil de bir konuda takıldıysam onu öğrenmek için kullanıyorum. O da biraz önce bahsettiğim konuyla alakalı, irade. Ben tutup da 20 saat boyunca bir video izleyemiyorum. Onunla ilgili pratik yapmam gerekiyor. Onunla ilgili bir şeyler yapmam, bir şeyler üretmem gerekiyor. Bu sebeple de o videodan kopuyorum. Benim tercih edeceğim bir platform değil. Ama siz, ben iradeliyim, ben bir videoya başlarım, sonra onu kendi bilgisayarımdan sürekli pratik yaparım ve tamamlarım diyorsanız sizin tercih edebileceğiniz bir platform. Bir sonraki platformumuz Turkcell Geleceği Yazanlar. Gerçekten beğendiğim bir platform. Ben bu platformu üniversitedeyken kullanmaya başlamıştım. Yaklaşık 8 yıl oldu galiba. Şu anda da yaşlandığımı hissettim biraz. Ben üniversitedeyken bu platformu kullanma amacım farklıydı biraz. Bir şeyler öğrenmekten çok Turkcell'de işe girme sürecimi biraz hızlandırmaya çalışıyordum. Çünkü eğer bu platform üzerinden belgeler, sertifikalar aldıysanız Turkcell'deki mülakatlarda size bir iki adım zıplatıyorlardı. Ben de bunun için almıştım ama tamamlayamadığım için işe yaramamıştı. Gerçekten güzel bir platform. Burada bu kursları tamamlayarak işe giren insanları biliyorum. Özellikle geleceği yazan kadınlar diye ayrı bir bölüm var. Turkcell kadın istihdamı konusunda da kadınlara gerçekten avantajlar sağlayan bir şirket. O yüzden bu platformu da şöyle bir kurcalayın derim. Hem Türkçe olarak birçok kaynağa ulaşabilirsiniz, hem de farklı alanlarda, sadece veriyle ilgili değil, birçok alanda kaynağa ulaşabilirsiniz. Bu saydığım tüm platformlar dışında da benim deneyimlemediğim ama güzel olduğunu duyduğum platformlar var. Örneğin BTK Akademi, Bilge İş gibi. Son 2 yıldır ben Polonya'ya taşınma, master vesaire derken çok fazla yeni kurslar alamadım. Bu aldığım, saydığım kursların tamamı üniversite ve iş hayatımın ilk yıllarının parçaları. O yüzden bu BTK Akademi'ye, Bilge İş gibi ve bunun benzeri diğer platformları da bence kontrol edin. Belki de gerçekten aradığınız kurs oradadır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.